Merhabalar. Bugün bu film Dissolve adlı efekti öğreneceğiz. Daha doğrusu ne olduğunu veya nasıl koyulabileceğini, zamanı nasıl ayarlayacağımızı, bir de hani müzik parçası koyup parçayla hani uyum sağlamasına falan yardımcı olacağız. Yani nasıl olacağını göstereceğim. Şimdiki daha önce bir derste işlediğimiz hızlandırma, yavaşlandırma konusu. Mesela burada yavaş gelirken hızlandırma burada mesela uyguluyoruz. Bir de bir crop efektimiz vardı. Film açılışı tarzı bir olay göstermiştim. Yani ikisini de buydu aslında, kullanmış olduk. Şu an ben hani normal öyle 3-4 tane videoyu yan yana getirdim. Asıl amacımız efekti gözükterip müzik koymak. Şimdi şöyle. Bu sol taraftaki penceremizde bulunan iki noktaya gelip buradan efektlere geçiyoruz. Burada direkt film Dissolve zaten yazınca, zaten D'yi yazınca da çıkıyor. Çıkan efekti şimdi nereye koyacağız peki? Şimdi mesela burada bu video yavaş geliyor, hızlanıyor. Mesela şu iki videonun tam arasına koyacağız. Yani şu ikinci videonun başına gelecek bu efekt daha doğrusu. Şimdi bir tane burada değişiyor. Bir de mesela şurada değişiyor. Bir tane de buraya koyacağız. Görüntünün değiştiği yerlere. Şimdi mesela biz bunu başlattık. Mesela böyle bir geçiş elde ettik. Mesela ben tam bunun üstüne gelerek bunun başlangıçta mı hani direkt bu nasıl anlatabilirim? Started cut dediği bu, mesela bu videonun başına koyduk ya, şu bir önceki videomuz tam bitmeden efekt başlamıyor. Ama ben bunun üstüne gelip mesela center dersem bu video bitmeden başlıyor mesela. Ya ending'de de mesela bu videonun sonunda başlıyor. Bu videonun başında tamamen şey olmuş oluyor. Yani ben burada daha çok start etkat, yani diğer videonun startında başlamasını seviyorum. Şuradan da duration kısmına zamanımızı ayarlıyoruz, ne kadar dursun. Mesela bunu 35 yapalım. Bu ya da 1 dakika yaptı zaman da en azından. Şöyle mouse'umuzu da arttırabiliriz bunu. 27 yapalım mesela. Biraz daha yavaş geçer bu efekt. Yani zamanını falan böyle ayarlıyoruz. Hepsininkini aynı yapacağım, 27. Hani aralarında uyumlu olsun diye. Şimdi aslında efektimizin olayı bu kadar. Yani bu efekti de hani şu video transition bölümünde dissolve kısmında bulabilirsiniz. Film dissolve diye. Şimdi bu efekti yaptık. Bir de müzik eklemeye bakacağız. Müzik eklemek, ben şuradan bir tane bir piyano müziği ekledim, buldum. Bilgisayarınızda olan bir müziği buraya sürüklüyorsunuz, A kısmına. Buradaki A1 kısmına. A2, A3'e de olur, fark etmez. A1 olursa öncelikli olur, başka bir ses girerse araya. Şimdi şöyle mesela, al YouTube'dan ya da bir yerden aldınız müziği, mesela benim videom yaklaşık 17 saniye, bu şarkı hani 3 dakika falan diyelim. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hani şarkının yaklaşık nereden başladığını bildiğim için ben daha önceden ayarlamıştım. Yaklaşık 3 üçüncü dakikadan başlatacağım ben. Sonra alt tuşuna basarak fareyle büyütüyorum. Tam videonun sonunda da şarkıyı keseceğim. Kestim. Tamam. Şimdi şarkıyla videom şey oldu. Şimdi bir de şöyle bir ayarı var. Bu müziklerde mesela tam bitişte müzik aynı seviyede değil de yavaş yavaş kendi kendine
Otomatik olarak böyle videonun sonuna doğru kendi kendine azalsın istiyorum mesela. Diyelim buradan olacak o. Tam mavi imajımın olduğu yere tıklayıp müziğime bastım. Buradan bypass ve level geldi. Leveli bir kere kapatıp bir daha açıyorum. Buradan başlatıyorum. Mesela videonun sonuna kadar imlecimi getirdim. Şuradan da desibelimi sola doğru mouse'umu kaydırarak en sona doğru getirdim. Burayı böyle geniş olarak açarsanız da zaten verdiğim ayar buradan buraya doğru mesela müziğin azalmasına hani sağlıyor. Şimdi en baştan bir izleyelim videoyu. Yani böyle bir video elde etmiş olduk. Aslında kısa küçük böyle bir belgesel tarzı bir şey ya da fotoğraflarla slide gibi yaptık ama hani bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bu efekt hani yumuşak hızlı geçişler için daha çok kullanılıyor. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkürler dinlediğiniz için.